Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin kıymetli genel başkan yardımcıları, parti meclis üyeleri, genel idare kurulu üyeleri, kıymetli belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bugün bu pazar gününü atasporumuzun gelişmesine, özlediğimiz güzel günlerine, geri dönmesine katkı sağlamak üzere düzenlenmiş olan, bu organizasyona katılan Keçiören'in, Ankara'nın güzel insanları, Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen ve burada Er Meydanı'nda birbiriyle hem rekabet eden hem birbirinin gelişimine katkı sağlayan yiğit evlatlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada yapılan organizasyonun ev sahipleri Keçiören Belediye Başkanımız sevgili Mesut Özaslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte Paris'teki olimpiyatlardaydık. Öncelikle bugünkü güreşlerin de adının verildiği, onuruna yapıldığı, hepimizin yüzünü güldüren, Paris'te bronz madalya alan, daha önce 3 kez dünya şampiyonu, 10 kez Avrupa şampiyonu olmuş, olimpiyatlardaki altın madalyalı evladımız, milli gururumuz Taha Akgün'ü alnından öpüyorum. Burada kendisiyle birlikte çok sayıda milli güreşçimiz, önceki dönemlerde Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı göndere çektiren çok değerli büyüklerimiz var. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Biz bu sene Paris'ten Taha'nın ve madalya alan evlatlarımızın yüreklerimizi bir nebze teselli etmesine rağmen boynumuz bükük döndük. Türkiye gibi bir ülke olimpiyatlarda sıralamada 63. sırada yer aldı. Önümüzdekilere bakınca gerçekten kahrolmamak ve sporun olimpiyatlarda ülkenin geldiği bu duruma üzülmemek elde değildi. Ama üzülmek bizim işimiz değil. Bizim gelecek senelerde, gelecek olimpiyatlarda üzülmemek için ne yapılmasını gerektiğini düşünmek, kararlaştırmak, gereğini yapmak görevimizdi. Geçtiğimiz günlerde Eşgüdüm Konseyimizde değerli belediye başkanlarımızla oturduk. Olimpiyatların Türkiye'ye gelmesine, olimpiyat seyircisinin oluşmasına ve olimpik başarıya yerel yönetimlerin nasıl katkıları olabilir, onları değerlendirdik. Paris'te de başlayan bir sohbet, Sayın Mesut Özaslan, minder güreşleri için kara kucağın ne kadar önemli olduğunu, minder güreşine güreşçinin buralarda yetiştiğini, buna önem vermek gerektiğini söylüyordu. Bu konuda güreş anlamında bir dizi ortak mütabakata vardık. Bugün burada birincisi yapılan ama biraz önce yapılan ağalık müzakeresinin sonunda ortaya çıkan, ağalıkta ortaya konan cesur, bonkör iradede görüldüğünde gelecek yıllarda Türkiye'nin en önemli spor organizasyonlarından biri olmaya namzet bugünkü güreşleri burada Sayın Genel Başkanımız Musaffat Dervişoğlu'nun da şereflendirdiği bu güreşleri burada gelip bizzat izlemek, evlatlarımıza yüreklendirmek, onları izlemek ve yapılacakları hep beraber görmek üzere burada olmaya karar verdik. Bu organizasyonun bundan sonra elbette Mesut Başkan gibi, Mansur Başkan gibi düzenleyicileri var. Değerli ağamız
olduğumuz gibi sahip çıkanları var. Ancak bundan sonra kara kucak güreşlerine, pehlivanlarımıza ben de yürekten, gönülden, elimden geldiğince gücüm nispetinde sahip çıkacağıma ve onların sesini Türkiye'ye duyurup onları dünyada bayrağımızı dalgalandıracağı günlere kadar var gücüyle destekleyeceğime söz veriyorum. Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cazgırlarımızdan davulcularımıza, hakemlerimizden tertip komitesine, hepinize ellerinize sağlık, yüreklerinize sağlık diyorum. Günü gelecek Türkiye'de olimpiyatlar yapılacak. Günü gelecek 1948'de Londra'da olduğu gibi 6 altın madalyayı, 60'ta Roma'da olduğu gibi 7 altın madalyayı aşacak. Onlarca altınla olimpiyatların en güçlü takımı hak eden Türk milli takımı olacak. O güne kadar çok çalışın kardeşlerim. Hep beraber çalışacağız, hep beraber başaracağız. Ne mutlu sizlerle birlikte olduğumuz için, ne mutlu bizlere, ne mutlu sizlere, ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Mesut Özarslan, Cumhuriyet